Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Haybin Yaksan. Hani Hay diye bir çizgi film vardı. Birçoğunuz seyretmiştir. Biraz hatırlatmak istiyorum onu. Annesi askerlerden kaçırdığı bir bebeği alıp okyanusun kıyısına getiriyor ve sepetiyle birlikte okyanusa koyuyor. Ve okyanusun gelgit hareketleriyle birlikte bu çocuk bir adaya kadar ulaşıyor. Adada da bunu bir ceylan buluyor ve büyütmeye başlıyor. Şimdi bu kadar anlattığımla bile gözünüzün önüne o çizgi film gelmiştir. Tabi o çizgi filmle kitabın bundan sonraki kısmı tamamen uyuşuyor diyebiliriz. Yani büyük oranda uyuşuyor. Aynı hikaye. Ama bu noktaya kadar yazar kitapta iki farklı senaryo anlatıyor bize. Bu çizgi filmde gördüğümüz senaryo bunlardan sadece bir tanesi. Diğer senaryo ise çizgi filmin yapımcıları niye koymamış diye düşündüğümde gayet mantıklı geliyor. Çünkü o senaryoyu eğer çizgi filme koysalardı linç edilirlerdi. Ve bu çizgi film bugüne kadar böyle televizyonlarda yayınlanamazdı. İşte o senaryodan biraz bahsedeceğiz şimdi. O senaryoya göre yazar şöyle bir iddiası var ortada. Belli iklim şartları oluşursa insanların anne babadan doğmuş gibi aynı şekilde topraktan da bitki gibi yetişebileceğini iddia ediyor. Evet, yanlış anlamadınız. Anne babası olmadan bir insanın belli iklim şartlarında topraktan büyüyebileceğini ve oluşabileceğini iddia eden bir anlayışı var. İşte yazar buradaki Hay'ın hayat hikayesinin başlangıcını da o senaryoyla yapıyor aslında. O adaya dışarıdan gelen bir çocuk olarak değil, o adada yetişmiş, topraktan büyümüş. Bu sebepten dolayı da etrafında hiçbir insan daha önce gözükmemiş. Hayvanlar da daha önce hiçbir insanı görmemişler. Bu şekilde bu çocukla bir ilişkiye giriyorlar. İşte bu tarz bir hayattan bahsediyor aslında. Yazar ortaya attığı bu uçuk kaçık iddiayı ayetlerle de destekliyor. Ve bir yere kadar da ayetleri okuduğunuzda gerçekten de yazarın anlattığı şeyin olma ihtimali varmış gibi geliyor. Ama gerçek manada düşündüğümüzde İslam'ın geçmiş kaynaklarında böyle bir bilgi yok. İslam kültüründe böyle bir düşünce yok. Doğal olarak yazarın bu düşünceyi ortaya atmasının kaynağının İslam olduğunu söyleyemeyiz. Yazarın elbet beslendiği başka bir kaynak olması gerekiyor ve bu kaynakta Yunan felsefesi. Daha doğrusu Yunan felsefesi de değil aslında i̇bn Sina. Niye? Çünkü yazarın Yunan felsefesini öğrendiği kişi de aslında İbn Sina. İbn Sina'dan bahsederken hatta yazar bu kitabın aynı ismiyle İbn Sina'nın bir eserinden bahsediyor. Zaten kitabın ilk bölümünde Haybin Yaksan diye İbn Sina'nın o eseri koyulmuş arkasına İbn Tufeyl'in. Bu çizgi filmde izlediğimiz hikayesi anlatılıyor. Yazar da bundan bahsediyor. Ben diyor İbn Sina'nın o kitabından esinlenerek bu kitabı yazıyorum diyor. Ve buradaki bu uçuk kaçık iddiaların, İslam kültüründen gelmeyen iddiaların aslında i̇bn Sina'nın Yunan felsefesinden aktardığı bilgilerden kaynaklandığını anlıyoruz. Bu açıdan da baktığımızda günümüzde i̇bn Sina'cılık oynayan insanların aslında i̇bn Sina'yı çok da tanımadıklarını görüyoruz. Çünkü bunlar genelde ne sunuyor bize? İşte biz i̇bn Sina'nın tıbbını yani İslam'ın tıbbını, sünnet tıbbı ortaya koyuyoruz bunun uygulanması gerekiyor. Bu uygulanmayıp da başka şeyler uygulansa haram işlenmiş gibi falan böyle garip grup iddialar atıyorlar ortaya. Anlıyoruz ki buradan bu kişiler i̇bn Sina'nın tıbbının sünnetten geldiğini zannediyorlar. Bunun Yunan'dan geldiğini sonrasında İslam topraklarında geliştirildiğinin farkında değiller. Hatta geçenlerde burada bir kitap eleştirmiştim gerçek tıp diye. Orada da bu tarz iddialarının kaynaksız olduğunu, bunu dine bağlayamayacaklarını falan anlatmıştım. Bana bayağı bir böyle saydırdılar ama aradan geçen birkaç aylık zaman diliminde dini bir kaynakta sunan olmadı bana hiç. Ben onlara buradan bir kaynak sunabilirim. Mesela bu kitabın içerisinde daha doğrusu bu kitabın başlangıç kısmında İbn-i Tufel kısmında değil de i̇bn Sina'nın Yunanlardan etkilendiği eser anlatılırken o kitabın içerisinde mesela açlık oruçlarından bahsediliyor. 40 gün açlık, 7 gün açlık falan şeklinde hatta orada bilge kişi yanında yetiştirdiği gence şöyle bir sözü var. Ben diyor burada durduğumuz süre boyunca yani 40 gün açlık yapacağım. Sen bunu yapamazsın. Sen 7 gün açlık yapacaksın. Duracaksın. Tekrar 7 gün açlık yapacaksın falan şeklinde. Ha burada da görüyoruz işte o kitabın temel dayanak noktası olan açlık oruçlarının aslında Peygamber Efendimizden çok önce Yunan kültüründe olan bir şey olduğunu görüyoruz. Hatta Peygamber Efendimizin hadislerinde böyle bir şeye hiçbir şekilde rastlamıyoruz. Ha ne zamandan itibaren rastlıyoruz? İşte onlar da İbn Sina'da rastladıklarını falan iddia ediyor ya. İşte i̇bn Sina'nın da Yunan eserlerinde buna rastladığını bu kitap aracılığıyla birazcık fark etmiş oluyoruz. Tabii biz Yunan'dan gelen bilgilere sünnet demiyoruz. Ama bununla birlikte Yunan'dan geldi diye bir bilgiyi yok da saymıyoruz. Bizim tek isteğimiz bir bilgi ortaya sunulduğunda bunun kökünün, tohumunun net bir şekilde belirtilmesi. Yoksa ortaya attığınız bir düşüncenin kökenini ya da kaynağını bilmiyorsanız yani farkında değilseniz ya da daha kötüsü gizliyorsanız bu düşünceye samimi bir düşünce diyemiyoruz ve bu düşünceyi değerlendirirken de içeriğinden önce bu genel hatlarındaki samimiyetsizliğini değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela bu kitabın yazarı ortaya koyduğu eser batılı filozofların ya da düşünce adamlarının sonraki yıllarda önce olarak gördükleri bir eser aslında ama buna rağmen Ortaya attığı görüşlerin kimden etkilenerek yazdığını da net bir şekilde bize belirtiyor. Mesela kitabın ilk kısımlarında İbn Sina'dan etkilendiğini anlatıyor bize. Bu noktada şöyle bir anlatım var. İşte çocuk Ceylan tarafından büyütülüyor ve büyütülürken artık aklını kullanmaya başlıyor. Yani felsefe yapmaya başlıyor. Dışarıdan yani hayvanlardan bir bilgi edinemiyor. Başka bir insan da yok. Dünyayı tanıyacak, ona öğretilecek hiçbir şey yok ortada. Ama sırf aklıyla diğer insanların ulaştığı bilgilere yavaş yavaş ulaşmaya başlıyor. Mesela kendinin diğer hayvanlardan farklı olduğunu falan anlamaya başlıyor belli bir süreden sonra. Sonra kendi güçlerini, elinin, ayağının, zihninin diğer hayvanlara karşı kendinde bir fark oluşturacağını fark ediyor. Dünyayı tekrar yorumlamaya başlıyor. Ateşi yorumluyor, balı yorumluyor, şunu yorumluyor, bunu yorumluyor. Dünyayı baştan sonra anlıyor. Tabii bütün bunları yaparken neyle yapıyor? Sadece ve sadece aklı vasıtasıyla yapıyor. İşte Yunan felsefesinden Alman köken bu. İnsanın dışarıdan hiçbir öğreti almadan sırf aklıyla bütün bu öğretilmiş bilgilere ulaşabileceği anlayışı Yunan felsefesinden İslam filozoflarına geçmiş bir anlayış ve İbn Sina'dan esinlenerek bu noktalara değiniyor. Tabii çocuk bunları anladıktan sonra insanın bir de düşünce gücünün farklı olarak onda bulunduğunu fark ediyor ve biraz da bunun üzerinden gidiyor. Tabi yazar biraz bu maddi alemden bahsederken Yunan felsefesinden ve i̇bn Sina'dan köken aldığını anlatırken bize sonraki aşamada bir insanın bunlarla yetinmeyeceği insanın hayal dünyasında, düşünce dünyasında maddeden soyutlanarak da yani kelimelerden somut olan her şeyden soyutlanarak da bir düşünme seviyesinin olduğundan bahsediyor. Ve işte tam bu noktaya geldiğinde artık Yunan felsefesi ve i̇bn Sina görüşünden ziyade İmam Gazali'nin felsefesine geçiş yapıyor ve bu noktalarda da İmam Gazali'den etkilendiğini bize anlatıyor. Şimdi İmam Gazali felsefesi dediğimde birçok kişi şaşıracaktır. Çünkü biz İmam Gazali'yi nasıl biliriz? Felsefenin karşısındaki kişi, felsefeyi yıkan kişi şeklinde tanımlarız. Oysa ki İmam Gazali'yi tüm hayatı şeklinde değerlendirdiğimizde kendi çapında aynı i̇bn Sina'nın oluşturduğu gibi baştan sona bir felsefe oluşturduğunu görürüz. Hatta o çağa baktığımızda 3-5 tane büyük felsefeci diye sayılacak insan olsa bunlardan bir tanesi de İmam Gazali olurdu. Tabi bu açıdan baktığımızda günümüz eleştirenlerine bakıyoruz. Yani batıyı eleştirirken ya da bilimi eleştirirken şunu bunu eleştirirken genelde eleştirinin mantığı ne oluyor bizde? Kedi ulaşamadığı ete mundar der mantığıyla bir eleştiri anlayışı vardır. İşte İmam Gazali'nin eleştirilerine, felsefeyi yıkışına baktığımızda böyle bir anlayış yok. İmam Gazali zaten o noktada bulunsa dahi yani felsefeye karşı hiçbir tutum içerisinde girmese dahi felsefenin içerisinde ulaşabileceği en üst noktalara ulaşmış biri. Bu noktadan sonra felsefeyle mücadele etmeye başlamış biri olduğu için İmam Gazali'nin bu mücadelesi apayrı bir anlam ifade ediyor. Kitapta İmam Gazali'nin etkisini nasıl görüyoruz dersek yazar işte başta anlattığım gibi maddi dünyadaki her şeyi ulaştırıyor Hayde diye karakteri ama artık düşünce dünyasında, sezgi dünyasına geçtiğinde madde dünyasından soyutlanması gerektiğini işliyor. İşte tam bu noktada İmam Gazali felsefesine giriyor ve yetiştirdiği karakteri artık maddi dünyada edindiği güçlerden uzaklaştırıyor ve kendi halinde yemekten uzaklaşmış, yaptığı birçok faaliyetten uzaklaşmış, sadece düşünceye odaklanmış bir halde devam ettiriyor yaşantısını ve bu noktada ulaştığı mertebelerden falan bahsediyor. Tabi bu noktada biraz da tasavvuf da işin içine giriyor. İmam Gazali'nin felsefesiyle tasavvuf da birçok noktada aslında örtüşüyor. Bu açıdan da İmam Gazali'nin çok güçlü bir felsefesi olduğunu fark ediyoruz. Tabii bu noktaya geldikten sonra yazar kesmiyor. Biraz daha İmam Gazali'nin farklı görüşlerinden aslında kitabı devam ettiriyor ve haya dışarı dünyadan bir insan tanıtıyor. Bu da nasıl oluyor dersek dışarı dünyada artık insanlardan bunu almış kendi haline çekilip düşünce dünyasında manevi alemlerde yükselmek isteyen bir insan kendini bu adaya bıraktırtıyor bir gemiyle ve bu adada yaşamaya başlıyor. Yaşamaya başlayınca da başka bir insan olduğunu da fark ediyor ve hayla karşılaşıyorlar. Karşılaştıktan sonra aralarında bir ilişki gelişiyor. Tabii hay o güne kadar ne kelime öğrenmiş ne yazı hiçbir şey bilmiyor bu kişi artık haya yazıyı öğretiyor, kelimeleri öğretiyor. Daha da ötesinde İslam dinini öğretiyor. İşte yazarın esas felsefesi bu. Bir kişinin ayet görmeden, hadis görmeden yani hiçbir dini bilgi görmeden sırf kendi aklıyla, kalbiyle İslam'ın değerlerine ulaşabileceğini iddia ediyor. Dışarıdan gelen karakterin anlattığı dinle hayın ulaşmış olduğu tüm değerler taban tabana tutuyor. Bunu fark ettikten sonra da o kişi hayı diğer insanların arasına götürmeye karar veriyor ve toplanıyorlar diğer insanların yanına gidiyorlar. Hay tüm bilgilerini onlara anlatmaya başlıyor ama bu belli bir süreden sonra o toplumda sıkıntı oluşturmaya başlıyor. İnsanlar bunu algılayamıyorlar. Ve hay da şunu fark ediyor. Bu görüşlerin, bu düşüncelerin her insana aynı şekilde tesir etmediğini, hatta önlerinde Kur'an-ı Kerim ve hadisler olmasına rağmen insanların bunları fark edemeyeceğini de anlıyor. Bunun kişisel farklılıklardan kaynaklandığını, her insanın yüksek seviyelere çıkamayacağını fark ediyor. İşte bu noktada baktığımızda yine yazarın Gazali'den etkilendiğini görüyoruz. Gazali'nin bu noktadaki görüşü de bu şekilde her insan bilgiye aynı seviyede ulaşamaz. O yüzden her insana her bilgi aynı şekilde anlatılmaz şeklinde bir görüşü var. Bu da yine bir İmam Gazali görüşü olarak geçiyor ve yazar devamında karakterini alıyor, tekrar adaya taşıyor ve adada kendi o düşünce dünyasında, manevi alemlerinde yaşatıp devam ettiriyor. Bu şekilde de kitabını bitiriyor. Ve bu eser Batı'daki birçok felsefeci ve yazar için ilham kaynağı oluyor. Bunun üzerine birçok kitap, birçok felsefe geliştiriliyor. Ve bazıları bundan zaten kendi eserlerinde de bahsediyorlar. Ama ülkemize döndüğümüzde, kendi kültürümüze döndüğümüzde bu kitabın tanınmadığını fark ediyoruz. Çünkü ülkemizde iki farklı görüş var. Bunlardan bir tanesi geçmişte olan her şeyimizi kötü görüp karalayan, yok sayan bir görüş. Buna karşıt diğer bir görüşümüz de şu. Geçmişte olan ne varsa slogan seviyesinde sahipleniyor. Yani ne olduğunun farkında değil. O zaman ne yaşanmış, ortaya nasıl düşünceler atılmış bunlara bakmıyor. Sadece sahipleniyor ve övüyor 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 bitiremiyor. İşte bu noktada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz bizim değerlerimizle batı yükselirken biz kendi değerlerimiz üzerine hiçbir şey inşa edemiyoruz. Umarım kendi değerlerimizi anlayıp onların üzerine yeni fikirler, yeni düşünceler inşa edebilecek seviyelere yükseliriz. Önümüzdeki haftalarda da diğer kitaplarımızda görüşmek üzere.